Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı bir davayı daha kazandı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönemlerde de sözleri nedeniyle tazminat ödemek durumunda kalmıştı. Daha önce de defalarca tazminat ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu bu kez de 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasından dolayı yargılandı. Kılıçdaroğlu Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiğini iddia etti. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu. Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 250 bin lira, eniştesi Ziya İlgen ve kardeşi Mustafa Erdoğan adına da 125'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesine talep edilmişti. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Kasım 2018'de Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan ve yakınlarına 190 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 26 Ocak 2022'de verdiği bozma kararının ardından dosya yerel mahkemeye gönderilmişti. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına ilişkin söz verilen avukat Yıldız, mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ederek daha önce sundukları yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğunu belirterek buna uyulmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme daha önceki kararında direndi. Mahkeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı kılıçları olduğundan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.